kansızlık aslında hepimizin hayatında diğer adıyla da anemi. Nedir hocam kansızlık ve siz bu durumda hangi tedavi yöntemlerini uyguluyorsunuz? Kansızlık, yani demir eksikliğinden kaynaklanan kansızlık, dünyada 2 milyar insanda demir eksikliği var. Evet hocam. Demir eksikliği neden olur? Midede gastrit, ülser, reflü varsa intrinsic factor diye glukoprotein üretir mide. Intrinsic factor mide yeterince üretemezse bu bağırsakların emiliminde çok önemli. B12 vitamini, kalsiyum emilimi, demir emiliminde rol oynar. Evet. Anahtar gibi. Mide bu glukoproteini üretemezse bağırsaklar B12 vitamini alamaz, kansızlık sorunu çıkar. Demir emilimi olmaz, kansızlık sorunu çıkar. Mesela. Veyahut da yoğun adet gören bayanlarda kansızlık sorunu olur. Veyahut da aşırı hemoroid nedeniyle kanaması olanlar, hemoroid, ülseratif kolit, morbus Crohn, çeşit çeşit rahatsızlıklar. Aslında altında birçok hastalık yatıyor değil mi başka hocam? Başka rahatsızlıklar dolayı kansızlık, demir eksikliği ortaya çıkar. Demirim emilimi daha çok midede sorun varsa olur. Şimdi dünyada birçok firma demirle ilgili birçok hap üretiyor, damla üretiyor vesaire. Ama demir haplarının hepsinin yan etkisi var. Bulantı evet, yapıyor. Evet hocam, bulantı, kusma, kusma evet, yapıyor. Karın veyahut da çoğunda da oluyor hocam, yani kan ilaçlarının ve demir eksikliği haplarında hepsinde var hemen hemen neredeyse yan etki. Evet. Yani bir de obeziteye sebep oluyor. Kilo aldırıyor. Evet. Bizim sekreter hanım bir ara demir hapı kullandı. Çok sersem gibi oluyor. Zaten çalışıp konsantre olamıyoruz. Ya dedi, yok mu dedi demirle ilgili bir şey. Hap kullanıyorum, iyi gelmiyor. Araştırayım bakayım dedim. Demir hapı zararlı. Tamam, yan etkileri çok. Kullansa, demir hapı kullansa kilo alıyor. Kilo sorunu çıkıyor. Kullanmasa anemisi devam ediyor. Anemi devam edince halsizlik, dermansızlık, yorgunluk yapıyor. İşine konsantre olamıyor. Yani odaklanamıyor. Çok sorun çıkıyor. Ben bununla ilgili çalışma yapmıştım 5 yıl önce. Orme demir üretmiştim. Orme demir. Demirin monoatomik hali. Yani evet, demiri biz içilebilecek su haline getirdik. Getirdiniz. Su, içilebilir su. Rengi de çok farklı hocam. Günde, evet, günde 3 defa bir çay kaşığı. Bu demir hapı gibi değil. Demir hapı nanometre boyutta. Veyahut da Amerikalıların üretmiş olduğu iron, yani demir demek. İronik iyon. O da nanometre boyutta olduğu için Amerikalıların üretmiş olduğu, bunlar nanometre üretiyor. Nanometre Amerikalıların üretmiş olduğu iyonik iron hala metalik olduğu için hücre içerisine girerken tahribat yapar. Hücre çekirdeğine girerken tahribat yapar. Çekirdeğin içinde çekirdek çek, çekirdeğin içinde kromozom, kromozom DNA, DNA içinde gen, gen içinde amino asit, amino asitinde element. Yani her yerde bozar. Bozar. Evet. Amerikalıların üretmiş olduğu iyonik iron. Nanometre boyutta. Bu ise pico. Ondan 1 milyon kat daha küçük. Atomik. Yani herhangi bir tahribat girer. Yapmıyor. Evet, yan etkisi yok. Hücre çekirdeğine girer. Çekirdeğin çekirdeğine. Çekirdeğinde kromozom. Kromozomda DNA. DNA içinde gen. Gen içinde amino asit. Amino asit element. Her yere ulaşır. Hiçbir yan etkisi yok. Görevini görer. Dışarı atılır. Atılımı kolay. Kullanımı kolay. Herhangi bir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Her anemisi olan kişi kullanabilir hocam değil mi? Çocuklarda da kullanabiliyor muyuz? Herkes kullanabilir. Herkes sadece kullanabilir. Yaşa göre değişir. Mesela normal olarak aşırı bir kansızlık sorunu yaşamıyorsa günde 3 defa yarım çay kaşığı, yarım bilim yeterli. Yani 10 damla. 10 evet. damla 3 defa. Ağır kansızlık sorunu olan günde 3 defa bir çay kaşığı, 1 milim yeterli. Kullanabilir. Fazla kullanmaya gerek yok.